Şimdi sıra zaman zarflarında. Fiilin veya fiilimsilerin gerçekleşme zamanını bildiren zarflardır. Zaman zarfları fiil ve fiilimsilere ne zaman sorusunun cevabıdır. Zaten adı üstünde zaman zarfıysa sorumuz ne olmalı? Ne zaman olmalı. Fakat bu ne zaman sorusunun muhatabı fiil ya da fiilimsi olmalı. Dün akşam yakın bir arkadaşımla görüştüm. Fiil görüştüm kelimesi ne zaman görüştüm dün akşam zaman açısından fiili belirttiği için dün akşam zaman zarfı görevindedir. Bu sokakta yıllar önce ihtiyar yaşardı. Yaşardı fiil ne zaman yaşardı? Yıllar önce. Zaman zarfı. Son günlerde çok konuşmaya başladın. Başladın fiil ne zaman başladın? Son günlerde yine zaman zarfı. Şimdi konuş. Sonra senin için geç olabilir. Geç olabilir fiilimiz. Ne zaman geç olur? Sonra zaman zarfı. Yine bir fiil. Ne zaman konuş? Şimdi konuş fiili zaman açısından belirttiği için yine zaman zarfı görevinde. Haftada en az bir gün balık tüketmeliyiz. Tüketmeliyiz bizim fiilimiz. Ne zaman tüketmeliyiz? Haftada en az bir gün. Zaman zarfı. Her sabah 5 kilometre koşarım. Koşarım fiil. Ne zaman koşarım? Her sabah. Fiili Zaman açısından nitelediği ya da belirttiği için zaman zarfı görevindedir. Miktar zarflarıyla devam edelim. Fiilin, fiilimsinin, zarfın veya sıfatın miktarını bildiren zarflardır. E şimdi mevzu eğer miktarsa sorumuz ne olmalı? Ne kadar olmalı? E biz ne işliyoruz? Zarf konusunu işliyoruz. E zarflar neydi? fiilin fiilimsine, zarfın veya sıfatın herhangi bir yönünü, bir özelliğini bildiren kelimelerdi, değil mi? E benim de ne kadar sorumun cevabı neymiş? Miktar zarfıymış. Şimdi örnek cümleler üzerinden devam edelim. Ben bilim kurgu romanlarını çok seviyorum. Seviyorum neydi? Benim fiilim. Ne kadar seviyorum? Çok seviyorum. Ne zarfı? Miktar zarfı. Onu geçmek istiyorsan daha hızlı koşmalısın. Koşmalısın. Benim fiilim nasıl koşmalısın? Hızlı. Peki nasıl kelimesi pardon sorusunun cevabı neydi? Durum zarfıydı. E ne kadar hızlı koşmalı peki bu? Daha hızlı koşmalı. E bir zarfı niteliyorsa hem de miktar açısından niteliyorsa ne olacak daha kelimesi? Miktar zarfı olacak. En başarılı oyuncular bu takımda. Şimdi en başarılı oyuncular diyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Zarfların her zaman bir fiili, fiilimsiği ya da zarfı nitelediğinin yanında aynı zamanda sıfatın da miktarını belirttiğini bilmemizdir. Bunu sakın unutmayın. Mesela şuradaki gibi aynen oyuncular nasıl oyuncular? Başarılı oyuncular. İsmi niteleyen kelimelere oyuncular tür bakımından isim, başarılı da oyuncular kelimesini niteliyorsa ne olmalı? Bir sıfat olmalı. Peki ne kadar başarılı oyuncular? En başarılı oyuncular. Bir sıfatı miktar yönünden belirttiği için en kelimesi miktar zarfı olacaktır. Birkaç saatlik gecikmeye rağmen gayet eğlendik. Eğlendik bizim fiilimiz. Ne kadar eğlendik? Gayet eğlendik. Miktar zarfı. Az yiyen çok yaşar. Fiilim ne kadar yaşar? Çok yaşar. Miktar zarfı. Peki yiyen kelimesi tür bakımından bir fiilimsidir. E, fiil ve fiilimsileri niteliyorsa eğer bir kelime ne olacak? Ne kadar yiyen? Az yiyen. O zaman bu da miktar zarfıdır. Düne göre epeyce iyileşmişsin. İyileşmişsin fiilim. Ne kadar iyileşmişsin? Epeyce miktar zarfı. Fazla üzülmeyin. Dünyanın sonu değil. Üzülmeyin benim fiilim. Ne kadar üzülmeyin? Fazla üzülmeyin. Bu da yine fiili miktar yönünden belirttiği için miktar zarfıdır. Şimdi yer yön zarflarıyla devam edelim. Tanımımız şu şekilde. Fiil ve fiilimsilerin yöneldiği tarafı bildiren zarflardır. İleri, geri, aşağı, yukarı, içeri, dışarı sözcükleri yer yön zarfı olarak kullanılır. Örneklerle devam edelim. Gönüllüler bir adım ileri çıksın. Yine fiilimi buldum. çıksın. Nereye çıksın? İleri çıksın. Fiili Yer yön açısından belirtmiş mi? Evet. O zaman ne diyeceğiz? Yer yön zarfı diyeceğiz. Çocuklara haber ver de içeri girsinler. Fiilim girsinler. Nereye girsinler? İçeri girsinler. Yine bir yer yön zarfı. Aşağı inenlere güzel bir sürprizim olacak. Şimdi burada inenlere fiilimsisine niteleyen hem de yer yön açısından niteleyen aşağı kelimesi ne olacak? Yine bir yer yön zarfı olacak. İçeriden yoğun gürültüler geliyordu. Geliyordu benim fiilim. Nereden geliyordu? İçeriden. Şimdi burada önemli bir nokta var. Dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Eğer benim ileri, geri, aşağı, yukarı, içeri, dışarı gibi kelimelerim bir isim hal eki almış ise bunlar artık bir yer yön zarfı olmaktan çıkar bir isme dönüşür. Yani adlaşır ya da isimleşir de diyebiliriz. Yani ben artık buna bir zarf diyemeyeceğim. Bu artık isim haline gelmiştir. Neden? Çünkü bir ismin denden ayrılma hali eki almıştır. Örneğin bir de şu cümleye bakalım. O sınıftan çıkıncaya kadar biz dışarıyı gözetledik. Nereyi gözetledik biz? Dışarıyı gözetledik. Bakın buradaki ı eki neydi? ı i yönel pardon belirtme hali ekiydi değil mi? O zaman artık bu yer yön zarfı olmaktan çıkıp adlaşmıştır diyeceğiz. Burada hemen şuraya şöyle bir uyarı getirmek istiyorum. Yer yön bildiren sözcükler isim durum eki aldıklarında zarf özelliklerini kaybederek adlaşırlar. Bakın biraz önce dediğim örnekteki gibi indim. Nereye indim? Aşağı indim. Sözcük yalın halde mi? Evet, yalın halde. Herhangi bir ismin hal ekini almamış. O yüzden ben buna tür bakımından zarf diyeceğim. Fakat, indim. Nereye indim? Aşağıya indim dediğimde. Burada ne almış? E, A yönelme hali eki almış. Yani ismin hal eklerinden birini almış. Dolayısıyla artık bu ne olacak? Bir ad olacak. Buradaki örnekte de aynı şey var. Bak, nereye bak? Yukarı bak yine bir zarftır. Çünkü herhangi bir hal eki almamış. Burada yukarıya dediğimde ise yönelme hali eki aldığı için yani ismin hal eklerinden birini aldığı için artık bu zarf değil isim olarak adlandıracağız. Evet şimdi soru zarflarıyla devam ediyoruz. Fiil ve fiilimsilerin anlamını soru yoluyla tamamlayan zarf vardır. Nasıl, ne zaman, ne kadar, niçin, neden, ne gibi sözcükleri soru zarfı olarak kullanabiliriz. Örneklerle devam edelim. Sınava nasıl hazırlanıyorsun? Önemli olan şey soru kelimesinin direkt fiili, fiilimsiyi belirtmesidir hazırlanmak fiilini nasıl kelimesi direkt bildirmiş mi ya da belirtmiş mi? Evet. O zaman soru anlamı neyle sağlanmıştır? Zarf ile sağlanmıştır. Memlekete ne zaman gideceksin? Gideceksin bir fiildir. Ne zaman gideceksin? Neye yönelik? Bir fiile yönelik yine. O zaman ne diyeceğim? Cümlede soru anlamı bir zarf ile sağlanmış. Akıllı tahta ile eğitim ne zaman başladı? Başladı fiil. Ne zaman sorusu fiile yönelik olduğu için yine bir pardon soru zarfı. Niçin yaramazlıkta ısrar ediyorsun? Israr etmek ama nedeni belirttiği için niçin kelimesi ne olacak? Yine bir soru zarfı. Neden, niçin gibi Sebep bildiren kelimeler her zaman bize soru zarfını işaret etmeli. Madem görmek istemiyorsun, ne diye sataşıyorsun? Sataşmak fiilini bakın yine sebep için ya da sebebe yönelik belirttiği için soru zarfı diyeceğiz. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Bekleyeceğiz yine bir fiil. Ne kadar bekleyeceğiz? Yine fiili soru bakımından nitelediği için soru zarfı diyeceğiz. Şimdi soru zarfları için de bir uyarı var. Ona da dikkatle bakalım. Soru sözcükleri ismin yerini tutarsa zamir, isme yönelik kullanılırsa sıfat, fiil ve fiilimsiye yönelik olarak kullanılırsa da zarf olur. Zaten bunu sıkça derslerde tekrar ediyoruz. Yine ben burada da bir uyarı olarak e, yer vermek istedim. Ne bakıyorsun öyle dediğimde, bakıyorsun kelimesine ne soru kelimesi hangi yönden sizce e, soru anlamı katmış? Sebep yönünden değil mi? Neden bakıyorsun? Niye bakıyorsun? O zaman ne diyeceğiz biz buna? Yine bir zarf olacak. Karneni görünce sana ne aldı? Bana kitap aldı, defter aldı, onu aldı, bunu aldı. İsmin yerini tuttuysa eğer biz buna ne diyecektik? Evet, zamir diyeceğiz. Ne gün geleceksin? O gün geleceğim, bugün geleceğim dediğimde gün kelimesini eğer belirtiyorsa soru kelimesi yani bir isme yönelikse ne diyecektik? Evet, sıfat diyecektik.